Bismillahirrahmanirrahim. Babu sadakatil mevkufat. Bu bab vakf olunan sedekeler babı. Adam bir evi vakf etmiş, sedeke olarak dağıtılacak. Yahut hurma ağacını, yahut da eraziyi. Bunun hükmü nasıldır? Hemen sedeke ettim demesiyle kendi milkinden çıkar mı, çıkmaz mı? Evet, bunda ihtilaf var. Ulemanın bazısına göre sedekedir dedi mi onun milkinden çıkar. Bazıları da diyor ki hayır, sedeke demekle milkinden çıkmaz. İsterse tekrar dönüp onu satabilir, kendi milkine iade edebilir. Bunu beyan edecek. Haddesena Yezid ibn Sinan, kâle haddesena Ebu Asim ve Sa'id ibn Süfyan el-Cehteri, kâle haddesena ibn Avni, kâle ahberini nafi'un el-ibn Ömer, enne Ömer'e esâbe ardın bi Khayber. Abdullah ibn Ömer diyor ki, babam Ömer Khayber'den bir arazi elde etti. Ona isabet etmiş. Fâten Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'e geldi. Yeste'miruhu, Peygamber Efendimiz'den emir talep eder olduğu halde. Fekale dedi ki Ömer, inni asabtu erden. Ya Resulallah, bana bir yer isabet etti. Elime geldi. Ki lem usab malen kattu ahsene minha. Ondan öyle güzel bir yer elime geçmemişti. Gayet güzel bir yer elime geçti. Fekeyfe te'muruni. Sen bana ne emredersin, ne yapayım? Kale buyurdu ki, inşite habbeste aslaha. İstersen onun aslını hapsedersin. Habeste olur, habeste olur. La tuba'u ve la tuhab. Hapsedersin ki yani satılmasın ve hibe olunmasın. O vakitte vakıf oluyor. Vakıf yani, vakfın bir adı da haps, hübuz. Ben bu araziyi vakfettim. Satılmayacak, hibe edilmeyecek. Böyle dersin. Kale Ebu Asim. Ebu Asim diyor ki ve urahu ben zannederim. Kale la turesu. La turesu kelimesi de var. La tuba'u ve la tuhebu ve la turesu. Satılmaz. Hibe olunmaz. Veresiye miras da kalınmaz. Mirasa da girmez. Böyle hapsedersin. Kale sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah bin Ömer diyor ki fetesaddaka biha. Ömer tesadduk etti. O yeri fil fukarayı, fukaralar hakkında. Fukaraya veresin dedi. Yani ondan gelen menfaat, o arazinin hasilatı neyse o fukaraya veresin. Vel kurba, kurbaya, yani ehli beyitten fakir olanlara. Vel rikab, kölelere. Ve fi sebilillah, Allah yolunda cihad eden, talebi elmedenlere. Ve bil sebil, yolculara, yolda kalmış, erzakı tükenmiş. Ve daif, fukaraya. Bir rivayette vaddaifi misafirlere. Ya misafirlere yahut da daif olan bunlara vakfetti Hazreti Ömer. La cünah. Hazreti Ömer dedi ki günah yoktur. Ala men veliyaha. Ona vali olan yani o işe nazır olan adam üzerine günah yoktur. En ye'küle minha. Ondan yemesinde de günah yoktur. Yani beis yok. Ona da izin veriyorum. Her kim ona nazir ise ondan yesin. Ne olduğu halde gayre mütemevvilin. Onu mal ittihaz etmediği halde yani kendi ihtiyacı kadar yesin fakat fazla alıp da kendisine mal ittihaz etmesin. Kale ravi diyor ki fezekertu zâlike li Muhammedin. Ben Muhammed'e bunu söyledim ki bu mütemevvilin nedir? Fekale dedi ki gayre müteessilin. Mütemevvilin demek müteessilin demek. Yani onu kendisine mal ittihaz etmeyerek ihtiyacı kadar da yesin. Ona da izin verdi Hazreti Ömer radıyallahu anh. Haddesena Ahmed ibn Abdurrahman ibn Vuh. Vehb. Kale haddeseni ammi. Kale haddeseni İbrahim ibn Sa'd. En Abdülaziz ibn Muttalib. En Yahya ibn Sa'id. En Nafi' Mevla ibn Ömer. En ibn Ömer. En Ömer'e. Abdullah ibn Ömer diyor ki babası Hazreti Ömer radıyallahu anh İsteşara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimizle müşavere etti. Fi en yetesaddaka bi malihi malini sadaka etmek hakkında. Neredeki malini bi semgin Medine-i Münevvere'de semiyah denilen yerdeki malini sadaka etmesi için Resulullah Efendimizle müşavere etti.
Ve kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz buyurdular ki tesaddak bihi, sen onu sedeke yap. Nasıl sedeke? Tuksemü semeruhu, onun meyvesi teksim olunur. Ve tuhbesu asluhu, asli de hapsedilir. Asli vakıf olur, hapsedilir. Meyvesi de sedeke olarak dağıtılır. Hapsolunur ne demek? La tuba'u ve la tuhab. Ne satılır ne de hibe edilir, vakıf olarak kalır. Onun hasilatı da fukaraya teksim edilir. Kâle Ebu Cafer İmam-ı Tahavi buyurdular ki fezehebe kavmun, ulemadan bir kısmı zahib oldular. İlâ enner racule, bir adam izâ evkafe dârehu alâ veledihi, kendi evini kendi çocuklarına vakfederse ve veledi veledihi, çocuklarının çocuklarına vakfederse, ben bu evi vakfettim benim evladıma, evladımdan sonra onların evlatlarına, sümme min ba'dihim fi sebilillah, onlardan sonra da Allah için. Yani olur ki zürriyeti devam ederse zürriyetine vakıf, zürriyeti devam etmez kesilirse Allah yolunda vakıftır dedi. Fi sebilillah sarf edilecektir derse enne zâlike caizun, bu caizdir. Ve enneha kad haracet, o ev çıktı bizâlike, bu adamın bu sözüyle min milkihi, kendi milkinden çıktı. Nereye çıktı? İlallah azze ve cel, Allahu Teala'nın milkine çıktı. Zaten hepsi Allahu Teala'nın milki ya. Yani o adamın kendi tasarrufundan çıktı. Vakıf oldu. Vakıflere de fi sebilillah derler. Ve la sebile lehu ba'de zalike ila bey'iha. O adam böyle dedikten sonra peşiman olsa da o evi tekrar satacak olsa satamaz. Madem vakfetti, benim evladıma, evladımın evladına, ondan sonra da fi sebilillah vakıftır dedi. Sonra bu sözüne peşiman olsa da ben bunu satacağım dese satamaz. وَحْتَجُّ فِي ذَٰلِكَ بِهَذِهِ الْاَسَرِ, İşte bu eserlerle de ihticat etti, delil getirdiler ki bak Hazreti Ömer radıyallahu anh danıştı Peygamber Efendimiz'e, ben Khayber'de güzel bir yer aldım, elime böyle güzel bir yer geçmemişti, bir bu. Bir de Medine'de Semh denilen bir yerde güzel bir yeri vardı. Resulullah Efendimiz bu ikisi hakkında emretti ki bunları vakfet, bunların meyveleri fukaraya tesadduk edilsin, fakat asılları hapsolsun, ne satılsın, ne hibe edilsin, ne de miras kalsın. Öyleyse bir adam bir evi, bir araziyi vakfetti mi onun milkinden çıkar. Sonra peşiman olsa onu tekrar kendi milkine alamaz, onu satamaz. Ve mimmen kâle bizâlik, işte böyle hikmedenlerdendir. Ebu Yusuf'a ve Muhammed ibn-i Hasan rahmetullahi aleyhime. İmameyn, Ebu Yusuf ve Muhammed de böyle hükmettiler. Ve huve kavlu ehlil Medine ve ehlil Basra. Ehli Medine'nin, ehli Basra'nın kavli de budur. Demek ki muhalefet edenler var. Ehli Kufa böyle dememiş. Ehli Şam, ehli Mısır böyle dememiş. Ehl-i Medine'nin ehl-i Basra böyle demişler ki bu da İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed'in mezhepleridir. Ve halefehum fî zâlike âherûn. Başkaları bu mesele hakkında bunlara muhalefet ettiler. Minhum Ebu Hanife ve Züfer ibn-i Hüzeyli rahmetullahi aleyhime. Muhalefet edenlerin içinde İmam Ebu Hanife var, Züfer var. Züfer İmam-ı Azam'ın en büyük talebesi İmam-ı Züfer. Bunların ikisi dediler ki yok, mesele öyle değildir. Sizin dediğiniz gibi değildir. Bir adam vakfetti mi, peşiman oldu mi tekrar onu alıp satabilir. Milkine iade edebilir dediler. Fekalu dediler ki hâdâ kulluhu mirasun. Bunların hepsi mirastır. Yani adam ölürse vereseler o vakfedilen yeri mirasa kur teksim ederler. Lâ yehurucu, çıkmaz. مِنْ مِلْكِ الَّذ۪ي اَوْقَفَهُ, vakfeden adamın milkinden çıkmaz. Bihâsız sebep, bu sebeple. Ben bu evin menfaatini fukaraya sadaka edilmesini söyledim dedi, vasiyet etti. Evladım yesin, evladımın evladı otursunlar yesinler. Ondan sonra da fî sebillah olsun demekle bu adamın milkiyetinden çıkmamıştır. Adam ölürse vereseler mirasa korlar onu, miras ederler. Bak İmameyn hocalarından ayrıldılar bu meselede. İmameyn diyor ki daha bu adamın vereseleri onu mirasa koyamazlar. O vakf oldu.
İmam Azam diyor ki hayır, onun mülkiyetinden çıkmadı. Böyle faidesi, meyvesi fukaraya dağılsın demekle, evin icari fukaraya dağılsın demekle onun mülkiyetinden çıkmadı. İsterse devam ettirir, isterse bozar. Şimdi bu mesele hakkında uzun uzun diye tartışmaları var. وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لَهُمْ فِي ذَٰلِكِ İmam Ebu Hanife'nin ve İmam Züfer'in bu mesele hakkındaki delillerindendir. اَنَّ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz لَمَّا شَابَرَهُ عَمَرْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فِي ذَٰلِكِ Bu mesele hakkında Hazreti Ömer Resulullah Efendimiz'le müşavere ettiğinde قَالَ لَهُ Peygamber Efendimiz Hazreti Ömer'e dedi ki حَبِّسْ أَصْلَهَا أَصْلِنِ حَبْسِتْ Satma وَسَبِّلِ السَّمَرَ Meyvesini de فِي سَبِلِ اللّٰهِ قِلْ اَنْ يَكُونَ Caiz ki ola مَا أَمَرَهُ بِهِ مِنْ ذَٰلِكِ Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin emretmiş olduğu şey ola يَخْرُجُ بِهِ مِنْ مِلْكِهِ Böyle demesiyle milkinden çıkmış ola. Ne dedi Hazreti Ömer'e? Sen aslını hapsit. Bunun meyvesini de fi sebilillah kıl. Sizin dediğiniz gibi caiz ki o kendi milkinden çıktı. Öldüğü vakitte mirasçıları onu mirasa koyamazlar. Bu caiz olduğu gibi ve yecuz en yekune zalik la yukhricuha min milki. Caiz ki milkinden çıkarmasın. Bu da caiz. Resulullah Efendimizin böyle demesiyle o yer, o hurma ağaçları onun milkinden çıktı mı çıkmadı mı? Caiz ki çıktı, caiz ki çıkmadı. İkisine de ihtimali var. وَلَاكِنَّهَا تَكُونُ جَارِيَةً Bu ikisi de caiz ama fakat وَلَاكِنَّهَا اُيِرْ تَكُونُ جَارِيَةً Cari olmuş olur. أَلَا مَا اَجْرَاهَا عَلَيْهِ مِنْ ذَٰلِكَ مَا تَرَكَهَا Nasıl terk ettiyse o şekilde cereyan eder. Hazreti Ömer'e ne dedi? Aslını satma. Satılmasın, hibe edilmesin, miras olmasın, kendi milkinde kalsın. Meyvesi de fisebilillah olsun. Bak demek aslı gene Hazreti Ömer'in milkinde kalıyor. Ya onun nesi dağıtılıyor fisebilillah? Meyvesi, menfaati. Ve yekûnü lehu feshu zâlik. Bu adam böyle dedi. Caiz ki bunu satmasın, hibe olunmasın, meyvesini dağıtsın. Ama o adam için caizdir, caiz ki bunu yürüdür. Caiz ki fesk eder. Hayır, ben vazgeçtim. Bunun meyvesini fukaraya dağıtıncaya kadar mirasçılarıma teksim edeceğim. Mirasçılarım teksim etsin der. Metaşa dilediği zaman bu sözü bozabilir. Kerecülün bir adam gibi ki ceale lillahi aleyhi en yetesaddek. Allah için kendi üzerine vacip kıldı ki en yetesaddeke bitemereti neflihi maaşa. Ben sağ olduğum müddetçe bütün meyvelerimin, hurma ağaçlarının meyvesini sadaka edeceğim diye nezretti. Bunun gibi bu adam sağ olduğu müddetçe ağacın meyvelerini fisebilillah sadaka verir. Fakat öldüğü gibi sadaka da bitti. Bu vakitte ağaçlar kime kaldı? Mirasçılarına kaldı. Bunun gibi oldu. Feyukalu lehu adama denilir ki en fizzalik o ki böyle bir nezrim var. Bunu infaz et. Ölünceye kadar bu ağaçların meyvelerini fukaraya dağıt. وَلَا يُجْبَرُ عَلَيْهِ Fakat icbar edilmez. Adam dağıtmıyorum derse, sen böyle bir şey söyledin, evet. Dağıtmıyorum. Dağıtmıyorsunsa hakim gelip senin tepene vurmak selahiyeti var mı? İlla bunu yapacaksan. Yok. İcbar edilmez. وَلَا يُؤْخَذُ بِهِ اِنْشَا وَيْنَبَ İsterse o hayratı devam ettirsin, isterse ettirmesin. Hükümet onu tutar, hakim onu tutar. İcbar eder mi sen bu hayrı niye devam ettirmedin? İlla devam ettir diye. Adam devam ettirse sen niye devam ettiriyorsun hakim demediği gibi. Hayrı devam ettirmese niye devam ettirmiyorsun da diyemez. Demek ki o adam muhayyerdir. İmam-ı Azim'in fikri bu. İsterse devam ettirir, isterse devam ettirmez. Velakin enfeze zalik. Lakin devam ettirirse fehasenun Bu güzeldir. Daha çünkü bir hayırdır. Devam ettirir. وَاِمْ مَنَعَهُ Yok, devam ettirmez de vazgeçerse لَمْ يُجْبَرْ عَلَيْهِ Hakim tarafından icbar edilmez. İlla bunu devam ettireceksin. Canım ben bir hayır düşündüm. İstersem yaparım, istersem yapmam. Hakim illa yapacaksın diyemez ki onu. İmam-ı Azam'ın düşüncesi de bu. وَكَذَارِكْ وَرَسَتُوا مِنْ بَعْدِهِ
Bu adamdan sonra vereseleri de böyledir. İn enfezû zâlik, eğer onu tenfiz ederlerse alâ mâ kâne ebûhum ecrâhu aleyh, babalarının yaptığı gibi babaları mesela sedeke olarak dağıtılsın dedi. Vereseleri de bunu kabul etti ve bu şekilde yürütürlerse fehasenin bu güzeldir. Ve in mene'uhu, vereseleri mani olurlarsa hayır, babam bunu söyledi ama babamın üzerine vacip değil dedi. Biz mani oluyoruz diyorlarsa kâne zâlike lehum diyebilirler. Babalarının vesiyetini tenfiz ederlerse güzel, etmezlerse onu mirasa korlarsa koyabilirler. İmam-ı Azam'ın iştihadı da bu. وَلَيْسَ فِي بَقَاءِ حَبْسِ عُمَرْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اِلَى غَايَتِنَ هَذِهِ Hazreti Ömer'in bu arazileri haps vakıf etmelerinde onun bekasında olmadı. اِلَى غَايَتِنَ هَذِهِ bizim bu zamanımıza kadar مَا يَدُلُّ عَلَى اَنَّهُ şu şey ki delalet eder اَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ مِنْ اَهْلِهِ نَقْتُهُ Hazreti Ömer'in bu vakasında bu ağaçları vakfedecek, meyvesini fukaraya dağıtacak, bunda bir şey var mı, delil var mı ki onun vereselerinden birisi kalkar da Hazreti Ömer'in dediğini bozar. Ne bozar ne bozamaz diye bir delil yok. Birisi bozamaz diye bir delil bundan çıkmadı. Ve innemel lezi yedullu, delalet eden şey ala ennehu leyse lehum nakduhu, onlar onu bozamazlar. Buna delalet eden şey لَوْ كَانُوا خَاسَمُوا ف۪يهِ بَعْدَ مَوْتِهِ فَمُنِعُوا مِنْ ذَلِكَ لَوْ كَانُوا خَاسَمُوا, eğer onlar muhasemi ederlerse vereseler ف۪يهِ, bu Hazreti Ömer'in vesiyeti hakkında بَعْدَ مَوْتِهِ, öldükten sonra muhasemi isteler idi فَمُنِعُوا, ondan men edilirdiler مِنْ ذَلِكَ, o muhasemeden muhasemi etmeyi. Yani bunda ona delalet var. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın vakıf kılmış. Onun meyvesini de fukaraya sedeke olarak dağıtılmış. Fakat bunda delil yok ki vereseleri kalkıp da bunu mirasa koyamazlar. Yalnız delalet eden şey ne var? Eğer onlar arasında bir muhasebe olsaydılar, aralarında bir dedikodu çıksaydı men edilir ki hayır dedikodu yapmayın. Bu var. وَلَوْ جَازَ ذَٰلِكَ, eğer bu caiz olsaydı lekâne fîhil umrâ, onda ömre olmuş olurdu. Mâ yedullu alâ enne levkâfe lâ tübâ. Evet, bu caiz olsaydı vakitte umrâ. Umrâ ne okuduk ya, umrâ neydi? Bir adam bir adama bağışlıyor yerini, diyor ki ölünceye kadar senin. Ondan sonra mal benim olsun. Halbuki bağışladı ya, mal gerisin geri dönmez. Bu vakitte ömre olmuş olur bu da. Vakfetti mi? Kime vakfettiyse ona olur değil. Evet. مَا يَدُلُّ عَلَى اَنَّ الْاَوْقَافَ لَا تُبَعَ Şu delalet etmez ki vakıflar satılmaz. Ömre oldu mi vakıflar satılmaz diye buna bir delalet yok. وَلَوْ جَازَ ذَٰلِكَ, eğer bu caiz olsaydı لَكَانَ فِيهِ الْعُمْرَى, yani vakfettiği artık tamam vakfedildi, bundan dönemez, bunu nakzedemez olursa bu ömre oluş olur. Fakat bunda مَا يَدُلُّ عَلَى اَنَّ الْاَوْقَافَ لَا تُبَعَ Vakıflar bey olunmaz diye bir mana çıkmaz. وَلَاكِنْ اِنَّمَا جَاءَنَا, bize geldi تَرْكُهُمْ, onun vereselerinin terk etmesi لِوَقْفِ اَمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْ Hazreti Ömer'in vakfını terk ettiler vereseleri. يَجْرِي عَلَى مَا كَانَ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَجْرَاهُ عَلَيْهِ فِي حَيَاتِهِ Hazreti Ömer hayatında nasıl yaptıysa vereseleri de öyle yaptı. Bir muhaseme yapmadılar. Onu nakzetmediler. Hazreti Ömer'in vesiyetini tenfiz ettiler. وَلَمْ يَبْلُغْنَا, bize erişmedi اَنَّا حَدًا مِنْهُمْ, vereselerinden birisi اَرَدَ ف۪يهِ بِشَيْءٍ, onda bir şey اَرَدَ ف۪يهِ بِشَيْءٍ, bir şeyle onunla tehriz etti. Yani vereselerinden birisi kalkıp da Hazreti Ömer'in bu işini bozmak istedi. Böyle bir şey bize gelmedi. Onu devam ettirdiler. Ama bozmak isteseydiler bozabilirdiler. وَقَدْ رُوِيَنْ اُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ Hazreti Ömer'den rivayet edildi. مَا يَدُلُّ عَلَى اَنَّهُ Şuna delalet eden şey ki قَدْ كَانَ لَهُ نَقْدُهُ Hazreti Ömer isteseydi onu bozardı. Bu Hazreti Ömer'den rivayet edildi.
حدثنا يونس قال حدثنا قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا أخبره عن زياد بن سعد عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب قال حضرة عمر ديدك لولا أني ذكرت صدقتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم أجر بن بصدقي bu yerimi sedeke ettiğimi Resulullah'a söylememiş olsaydım. Evnehve hazır. Yahut da buna benzer bir ibare söyledi. Ben onu reddederdim. Milkime reddederdim. Demek ki Hazreti Ömer ne için reddetmemiş? Resulullah Efendimiz'e söylemiş. Resulullah Efendimiz de bunu sedeke yap demiş. Resulullah Efendimiz'in emri olduğundan dolayı dönmüyor. Eğer Resulullah Efendimiz'in emri olmasaydı ben bunu gönderirdim diyor. İmam-ı Azam'ın delili bu diyor. فَلَمَّا قَالُ اَمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْ هَذَا Vaktaki Hazreti Ömer bunu söyledi. دَلَّ ذَٰلِكَ Bu delalet etti ki اَنَّ نَفْسَ الْاِقَافِ لِلَرْضِ Bir yeri vakfetmenin nefsi, ben yerimi vakfettim demesi لَمْ يَكُنْ يَمْنَعُهُ مِنَ الرُّجُعِ فِيهَا Sözünden dönmesine mani olmaz. وَاَنَّهُ اِنَّمَا مَنَعْهُ مِنَ الرُّجُعُ ف۪يهَا Peki Hazreti Ömer sözünden niye dönmedi? Yeri vakfetti de niye dönmedi? Ha, diyor ki onu men eden şey اَنَّ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اَمَرَهُ ف۪يهَا bir şey. O mesele hakkında Hazreti Peygamber Efendimiz ona bir şey emretti. O da ne dedi? Aslını hapset, semeresini sadaka et. وَفَارَقَهُ عَلَى الْوَفَاءِ بِهِ Hazreti Ömer de Peygamber Efendimiz'den bu şekilde ben bu işi yapacağım diye söz verdi, bu şekilde ayrıldı. Resulullah Efendimiz'e söz verdiğinden sözünde durdu. Caiz değildir manasına değil. Resulullah Efendimiz'e vermiş olduğu sözden dönmemek için. O reddetmedi. فَكَرِهَا اَنْ يَرِجَعَ اَنْ ذَٰلِكَ O vakıfından dönmesini bunun için hoş görmedi ki ben Resulullah Efendimiz'e söz vermiştim. Dönersem ise iyi olmaz. كَمَا كَرِهَا عَبْدُ اللّٰهِ بِنْ عُمَرِ Hazreti Abdullah ibn Ömer'in kerih gördüğü gibi en yerce ba'de mevti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'in vefatından sonra hani sevmilledi şu bir oruçtan ki kâne fârekahu aleyhi Peygamber Efendimiz'den o şekilde müfârekat etti ki en yef'alehu onu işlemeden fakat kâne lehu en la yesub yoksa o tutmaması da caizdi çünkü Hazreti Abdullah Peygamber Efendimiz'e şey dedi ki ya Resulullah ben oruç tutmak istiyorum. Şu kadar tutmak istiyorum. Şu kadar kendi üzerine büyük bir yük yüklendi. Resulullah Efendimiz'e de söz verdi ki ben buna takat getiririm. Gençliğinde takat getiriyordu doğru. Sonra ihtiyarladı. İhtiyar olunca takat getiremez bir şekle geldi. Dedi ki keşke Resulullah Efendimiz'e söz vermemiş olsaydı. Gençliğimde takat getiriyordum. Şimdi ihtiyar oldum, takatim kesildi. Fakat Resulullah Efendimiz'e söz verdiğimde mecburi yapacağım dedi. Ama Resulullah Efendimiz'e söz vermese tutmayabilirdi. Sümme hâze şüreyhun. İşte bak şüreyhe de bak. Ve ve kâdi Ömer ve Osman ve Ali. El hulefâ'yı râşidîn el mehdiyyîn rızvanullâh aleyhi mecmâin. Hazreti Ömer'in, Hazreti Osman'ın, Hazreti Ali'sinin, Kulefai Raşidi'nin kadısıydı bu. قَدْرُوْيَ عَنْهُ فِي ذَٰلِكَ اِذَا Ondan da bu mesele hakkında rivayet edildi. مَا bir hadis ki قَدْ حَدَّسَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبَ اَنْ اَب۪يهِ اَنْ اَب۪ي يُوسُفَ اَنْ اَفَاءِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ سَأَلْتُ شُرَيْحًا اَنْ رَجُلِي Ben Şüreyh'e sordum. اَنْ رَجُلٌ bir adamdan ki جَعَلَ دَارَهُ حَبْسًا اَلَى الْآخَرِ Evini birisine vakıf kıldı. فَالْآخَرُ مِنْ وَلَدِهِ O öteki vakıf kılmış olduğu da kendi evladından idi. Kendi evladından birisine vakıf kıldı. فَقَالَ Dedi ki bunun hakkında ne dersin, ne fetva verirsin? فَقَالَ Şüreyh dedi ki اِنَّمَا اَقْدِي وَلَسْتُ اُفْدِي Ben hüküm veren bir adamım, hakimim. Ben fetva veremem. Sen fetva soruyorsun. Yok benimkisi davacı olur. Gelip hüküm verir. Ben fetva vermem dedi. قَالَ فَنَاشَتْتُهُ Hatay ibn-i Sahib diyor ki ona dedim Allah için meseleyi beyan et. فَقَالَ dedi ki لَا حَبْسَ عَلَى فَرَائِدِ اللّٰهِ Allah'ın farz kılmış olduğu şey üzerine vakıf olmaz. Sure-i Nisa nazil oldu. Bir adamın mirası nasıl teksim edilecek hepsi onda beyan edildi.
onda bir adamın veresesi ne alacaksa adamdan, bunu Allah-u Teala beyan etmiş. Onun için veresesinden birisine ayrıca vakıf yapsın olmaz. O evvelden var idi. Feraiz ayeti nazil olması nedir var idi. وَهَذَا لَا يَسْعُلْ قُدَاتَ جَهْلُ. Bu bir şeydir ki fazilere bunu bilmemek olmaz. وَلَا يَسْعُ الْاَيْمَّةَ İmamlara da caiz olmaz. تَقْلِيدُ مَنْ يَجْهَلُ مِسْلَهُ. Böyle bu gibi meseleleri bilen bir adamı taklit etmek caiz olmaz. Yani Kadı Süreyh Kadı'dır. Bu meseleyi bilmese böyle fetva vermezdi. ثُمَّ لَا يُنْكِرُ ذَٰلِكَ عَلَيْهِ مُنْكِرُ مِنْ اَسْحَابِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَلَا مِنْ تَابِعِيهِمْ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ. Kadı Süreyh bu fetvayı verdiği vakitte eshaptan adamlar vardı, tabiinden adamlar vardı. Kimse de inkar etmedi. Demek ki vakıf meselesi bir adam vakfetti mi İmam-ı Azam'a göre mecburi değildir. Vakfetti mi vakfından dönebilir. Ama İmam-ı'ne göre vakfetti mi dönemez. Mesele böyle ihtilaflı olduğundan İmam-ı Azam'ın mezhebine göre de bir adam vakfından dönmemesi için işi dava şeklinde sokarlar. Bir adam vakfeder, bir evi vakfeder. Kime vakfettiyse. Ondan sonra tekrar hakimin huzuruna çıkar. Hakime der ki ben evi filan filan kese vakfetmiş idim. Fakat şimdi ben pişman oldum, vakıften döneceğim. Bunu kasten yapar. Hakim de der ki hayır. Madem vakfettin, bu vakıf meselesinde de İmam-ı Azam'ın fikrine göre dönmesi caiz ama İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed'e göre caiz değildir. Ben kadı olmak itibariyle istediğim şekilde hükmedebilirim. Bu meselede İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed'in kavliyle hükmediyorum. Seni mecbur tutuyorum, vakıf sahihtir dönemesin diye. İmam'ın kavliyle kadının hükmü lahik olur. Kadının hükmü lahik oldu mu, bitti daha İmam-ı Azam'a göre de dönemez. Kadının hükmü oldu mu, mühürü bastı mı, İmam-ı Azam'a göre de dönemez. Ama kadının hükmü olmasa dönebilir. Şimdi bir adam vakfının sahih olması için bütün şartlarda bunu yaparlar. Camıların şartlarında ben çok okudum. Mesela vakf ediyor, ondan sonra kadıya çıkıyor, ben vakfından döneceğim diyor. Tabi kadı da bunu bildiğinden İmam-ı Azam'a göre de sahih olsun diye. Hayır, bu hayırdır, sevaptır. Sevap yolunu kapatmak doğru değildir. İmam-ı'nin kavline göre ben hüküm veriyorum, bu vakıf kalacaktır. Artık vakıf sabit olur. Üç imamın kavline göre de sahih olur. Yok, eğer hakimin hükmü olmazsa sözünden dönebilir. Devam ederse iyi ama dönerse dönebilir. İmam-ı Azam'a göre. وَهَذَا evet. ثُمَّ قَدْ رُوِيَ عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي ذَٰلِكَ اِذَا مَا قَدْ حَدَّسَنَا رَبِّيُ الْمَاذِ. Abdullah ibn Abbas'tan da rivayet edildi diyor. قَالَ حَدَّسَنَا اَسَدْ قَالَ حَدَّسَنَا اِبْنُ لَهِيَ قَالَ حَدَّسَنِي اَخِي عِيسَى عَنِ كِلِمَةَ عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بَعْدَ مَا اُنْزِلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ. Sûre-i Nisa nazil olduktan sonra Abdullah ibn Abbas diyor ki ben Peygamber Efendimiz'i işittim. وَاُنْزِلَ فِيهَا الْفَرَائِدِ. Sûre-i Nisa'da farzlar da beyan edildi. Bir adam ölürse ashab-ı feraid, yani üçte bir alan, dörtte bir alan, ikide bir alan neyse onlar da beyan edildikten sonra neha anil hapsi, vakıften Peygamber Efendimiz nehyledi. Kendi evladınıza bir şey daha vakfetmeyin. Allah-u Teala beyan etti. Onların mirası alacaklar. Haddesena Revh ibn-i Ferec kâle ahberena Yahya ibn Abdillah ibn-i Bükir ve Amr ibn-i Khalid kâle haddesena Abdullah ibn-i Lehi'a fezekere bi isnadihi mislehu. Abdullah ibn Abbas'tan eynen bunu da rivayet eyledi. Ayet-i Kerime'de farzlar beyan edildikten sonra evlada vakıf yapılmaz. حدثنا عبد الرحمن بن الجارود قال حدثنا ابن ابي مريم قال حدثني ابن لهيعة فذكر باسناده مثله. حدثنا روح محمد بن خزيمة قال لنا احمد بن صالح هذا حديث صحيح وبه اقول. عبد الله بن عباس rivayet etmiş olduğu bu hadis sahihtir ve ben de böyle hükmediyorum dedi. قال روح قال لي احمد بن صالح وقد حدثني الدمشقي يعني عبد الله بن يوسف عن ابن لهيعة فاخبر İbn-i Abbas radıyallahu anhuma ennel ahbâse menhiyyün anha. Abdullah ibn Abbas'tan rivayet edildi ki vakıflar nehyedildi. Gayru caizetin. Vakıf yapmak caiz değildir. Ve enneha kad kânet kablen usûlil ferâid. Fazlar nazil olmasından evvel
evladına vakıflar yapardılar. Fakat farzlar nazil olduktan sonra bu kalktı. Ve hilaf-ı masaret aleyhi ba'den nüzulü faraid. Farzlar nazil olduktan sonra bunun hilafına oldu ki vakıflar caiz olmaz oldu. Evvelden caiz idi. فَهَذَا وَجْهُ هَذَا الْبَابِ مِنْ تَرِيقِ الْآسَارِ Eserler tarikiyle bu babın veçi budur. İhtilaf böyledir. Ondan sonra kıyasa geliyor. Var mı vakit? Tamam. Allah-u Teala alemin sallallahu aleyhi ve sellem. وَاَمَّا وَجْهُهُ مِنْ تَرِيقِ النَّزَرِ Ama bu meselenin kıyas tarafına gelince فَاِنَّ اَبَا حَن۪يفَةَ وَاَبَا يُوسُفْ وَزُفَرْ وَمُحَمَّدًا رَحْمَتُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ وَجَمِيعُ الْمُخَالِف۪ينَ لَهُمْ Gerek Eymme-i Hanefiye'nin imamları ve gerek onlara muhalif olanların hepsi وَالْمُوَافِقِنْ Muhalif ve muvafıkların hepsi قَدْ اِتَّفَقُوا اِتِّفَقْ اَتْتِلَرْ كِ عَلَى اَنَّ الرَّجُلَ بِرْ عَدَمْ اِذَا وَقَفَ دَارَهُ فِي مَرَدِهِ Hasteliğinde evini vakfetse عَلَى الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِنْ Fukara ve mesakine vakfeylese ثُمَّ تُوْفِيَ فِي مَرَدِهِ ذَلِكْ O hasteliğinde de o adam vefat eylese hepsi ittifak ettiler ki bu caizün caizdir min sülüsü, sülüsü malından caizdir. Sülüsünden çıkarılır. وَاَنَّهَا غَيْرُ مَوْرُوسَةٍ عَلْهُمْ Mirasa girmez. Sülüsü malından o evi çıkarırlar, miras yapmazlar, sülüsü malından tenfiz ederler. Bunda hepsi müttefik. فَاَتَبَرْنَا ذَلِكَ Biz bunu itibar ettik. Bu meseleyi asıl aldık. هَلْ يَدُلُّ عَلَى اَحَدِ الْقَوْلِينَ İki kavlin birisine delalet eder mi etmez mi? Yukarıda iki kavl ayırdı ya. İmam Ebu Yusuf bir türlü dedi. İmam Ebu Hanife ile İmam Muhammed de bir türlü dedi. Yani bir adam vakfederse. İmam Ebu Yusuf diyor ki vakfettim demek ile onun ilkinden çıkmıştır. Bitti. Vakıf sahihtir. İmam Ebu Hanife de diyor ki hayır, vakfettim demekle onun milkinden çıkmaz, gene milkindedir. İsterse onu devam ettirir, bu daha efter. İsterse döner sözünde. Ne gibi? Bir adam mesela parayı ayırdı ki kes şeyden, paralarından bunları sedeka dağıtayım. Diyelim 5.000 riyal bir tarafa koydu, sedeka dağıtayım dedi. Bir iki gün sonra buna bu sedekayı dağıtıncaya kadar kendi ihtiyacım var. İhtiyacıma sarf ederim dese kimse onu icbar edebilir mi? Yok. Dağıtmadı çünkü dağıtsa elinden çıksa daha dönemez. Ama parayı ayırmış, dağıtmamış. İsterse dağıtır, isterse dağıtmaz. Zekat parası olsa hocam? O zekat başka, zekat borç yani. Zekat borç. Onu muhakkak verecek. Sadaka diyoruz. Sadakayı isterse dağıtır, isterse dağıtmaz. Fukaraya verdikten sonra alamaz. Evet. Ama vermeden evvel muhayyer. Bu da onun gibi diyor İmam-ı Azam. Ben evimi vakfettim. Filan camiye yahut da filan şahse filan yere vakfettim. Dedi. Bu adam da daha teslim olmamış. Elinden de çıkmamış. İsterse sözünde sebat eder, isterse döner. İmam Ebu Yusuf de diyor ki hayır vakfettim demekle daha dönemez. Bu ikisinin ihtilafı var. Şimdi diyor ki biz nekil hadisleri getirdik. Nekilleri beyan eyledik her iki tarafın delillerini. Bir de kıyasa bakalım. Kıyas hangisine delalet ediyor? Kıyasın hangisi daha muvafık geliyor? Evvela bir mesele kıyas getirdi. Dedi ki bu da ittifak var. Bütün ulema ittifak ediyor ki bir adam evini fukara ve mesakine vakfetse. Vakfetti. O hasteliğinde de öldü. Bu vakfi sahih olur mu olmaz mı? Diyorlar ki sahihtir. Ama sülisi malından çıkarılır. Eğer başka mali yoksa vereseler o evin üçte ikisini alırlar. Birisi vakıf olarak kalır. Yok başka mali varsa onu alırlar. Sülüsü malından evi vakfederler. Bu tenfiz edilir. Bu müttefakun aleyh. Öyleyse fe'teberna zalik. Biz bunu itibar eyledik. Hel yedullu ala ahadil kavleyni. İki kavlin birisine delalet eder mi? Yani İmam Ebu Yusuf'un dediği gibi vakfetmekle elinden çıkmış olur mu? Yoksa İmam Ebu Hanife'nin dediği gibi vakfetmekle milkinden çıkmamış olur. Vakfet çıkmaz. Böyle midir? فَكَانَ الرَّجُلُ اِذَا جَعَلَ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ Bir adam malından bir şey kılarsa bu oldu. مِنْ دَنَانِيرَ اَوْ دَرَاهِيمًا Altın, gümüşten kendi mali var. Bunları kıldı. Sadakaten sadaka kıldı.
فَلَمْ يُنَفِّذْ ذَٰلِكَ حَتَّى مَتْ Fakat bunu tenfiz etmedi, hatta öldü. Altın, gümüş dediğim gibi bir tarafa ayırdı. Mesela 5 bin riyal ayırdı bir tarafa ki ben bunu sadaka edeceğim. Fakat onu daha dağıtmadan adam vefat etti. Bunda da diyor اَنَّهُ مِيرَاسُ Bu mirastır. Adam öldü, o kimse daha dağıtmadı. Öldüğü gibi vereseler onu miras ederler, teksim ederler. وَسَبَاوٌ جَعَلَ ذَٰلِكَ فِي مَرَضِهِ İsterse bunu hastalığında yapsın, اَوْ فِي سَحَّتِهِ İster sağlığında yapsın. Sağ iken o parayı ayırmıştı, sedaka verecekti. Yahut da hasta oldu, hastalığında ayırdı. Fakat sedaka dağıtmadan öldü. Bu ne olur? Mirasçıların malı mıdır, değil midir? Mirasçıların malıdır. Teksim ederler. اِلَّا اَنْ يَجْعَلَ ذَٰلِكَ وَصِيَّةً بَعْدَ مَوْتِهِ İlla vasiyet ederse ki ben öldükten sonra bu parayı sedaka edin derse o vakitte miras edemezler. Niye? Vasiyet var. Bir adamın sülüsü malında vasiyeti müteber mi değil mi? Müteber. فَيُنَفَّذُ ذَٰلِكَ بَعْدَ مَوْتِهِ Öldükten sonra o vasiyeti tenfiz edilir. مِنْ سُلُسِ مَالِهِ Sülüsü malında. كَمَا يُنَفَّذُ الْوَسَاءَ Vasiyetler tenfiz edildiği gibi. Vasiyet ederse caiz. Ama vasiyet etmedi de ayırdı, bir tarafa koydu. Vasiyeti yok. Verirse onu teksim eder. Sülüs vasiyetten değil. Yok vasiyet ederse vasiyete dahil olur. فَأَمَّا اِذَا جَعَلَهُ فِي مَرَدِهِ Bunu hastalığında yaparsa وَلَمْ يُنَفِّذْهُ لِلْمَسَاكِينَ Miskinlere de vermezse, tenfiz etmezse يَدْفَعُهُ اِيَّهُ اِلَيْهِمْ Nasıl tenfiz etmedi? Yani onu tenfiz etmesi fukaraya verir, elinden çıkarır. O vakitte fukaranın oldu. Hayır. Hazırladı, hastalığında vermek için fakat vermedi. فَهَوَ O hastalığında bu paraları hazırlaması ki مَا جَعَلَهُ فِي سِحَّتِهِ Sağlığında hazırlaması gibidir. Farkı yok. Sağlığında parayı hazırladı, sedaka verecekti, vermedi. Hastalığında hazırladı, sedaka verecekti, vermedi. İkisi birdir. وَكَانَ جَمِيعُ مَالِهِ يَفْعَلُهُ فِي سِحَّتِهِ فَيُنَفَّذُ مِنْ جَمِيعِ مَالِهِ Nitekim bu adamın bütün malı ki, bu adam hali sıhhatinde tesadüf ederdi malında. O, فَيُنَفَّذُ مِنْ جَمِيعِ مَالِهِ Bütün malından tenfiz edilir. Bir adam sağlığında malının yarısını, dörtte birini, hepsini istediği yere verebilir. Sağlığında verebilir. Tenfiz edebilir. وَلَا يَكُونُ لَهُ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَٰلِكَ مِلْكُ Eğer tenfiz ederse, o tenfiz etti mi daha onda da milk olmaz. Çıkar milki, milkiyet elinden çıkar. Ne gibi? مِسْبُلْ اِتَا Köleyi azat etti. Kalısı azat etti mi köle elinden çıktı. وَالْهِبَا وَالْهِبَاتِ Hibeler gibi bağış yaptı ona buna. Çıkardı, teslim etti adamları. O da elinden çıktı. وَالصَّدَقَاتِ Sedekeler gibi fakir fukaraya dağıttı. O da elinden çıktı. هُوَ الَّذ۪ي يُنَفَّذُ İşte bunlar tenfiz edilir. فِي صِحَّتِهِ اِذَا فَعَلَهُ اِذَا فَعَلَهُ فِي مَرَدِهِ Hastalığında bunları yaparsa مِنْ سُلُسِ مَالِهِ Sülüsü malında. وَكَانَ الْوَاقِفُ اِذَا وَقَفَ فِي مَرَدِهِ Bir adam hastalığında vakfederse دَارَهُ اَوْنِ اَوَرْدَهُ يَرِنِ وَجَعْلَ آخِرَهَا فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ Sonni de Allah için kılarsa, yani bir şahse yahut da bir yere vakfediyor, sonni de Allah için olur. Yani vakfettiği adam ölürse Allah yolunda olsun derse كَانَ ذَٰلِكَ جَائِزًا Bu da caiz oldu. بِاتِّفَاقِهِمْ Ulemanın ittifakıyla مِنْ سُلُسِ مَالِهِ بَعْدَ وَفَاتِهِ Sülüsü malından. Burada da ulemanın ittifakı var ki bu da sülüsü malından tenfiz edilir. لَا سَب۪يلَ لِوَارِثِهِ عَلَيْهِ Varisin onun üzerine bir yolu yoktur. Yani varisiyle ben bunu da alıp miras edeceğim diyemez. وَلَيْسَ ذَٰلِكِ بِدَاخِلٍ فِي قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ Bu dahil olmadı Peygamber Efendimiz'in hadisi şerifine. لَا حَبْسَ عَلَى فَرَائِدِ اللّٰهِ hadisine dahil olmadı. Allah'ın farzlarından sonra vekif yoktur diye bir hadis var. Bu ona dahil değil. Yani adam mirası yok da sağlığında vereselerine dağıtıyor. La vesiyeteli varis Peygamber Efendimiz buyurmuş ya, varise vesiyet olmaz. Bu yabancılara veriyor, sülüsü malından yapabilir. Fekânen nazaru alâ zâlik. Öyleyse bu meseleye kıyasen oldu en yekûne kezâlike sebîluhu. Bunun yolu da böyle olur.
İza vakafe fissihati, sağlığında vakfederse, fe yekunu nafizen min cemi'el mal, bütün malından nafiz olur. Bir adam sağlığında malının yarısını yahut hepsini vakfe bağlasa bağlar. Ve la yekunu lehu aleyhi sebilun ba'de zalik. Fakat ondan sonra, o vakfe bağladıktan sonra, vakfettikten sonra o adamın dönmesine imkan yok. Kıyasen ve nazaran ela mazikerine. Bizim zikrettiğimize kıyasen, bu kaideye binaen bir adam hastalığında yaparsa sülüsü malından müteber. Fakat sağlığında yaparsa bütün malından da tenfiz edilir. Adam malının hepsini vakfediyor, eder. Caiz. Şimdi böyle olursa kıyasına nekil birbirine muhalif geldi. Fe ila haza, işte buna ezhebu, ben buna sahip olurum imam-ı tahavi diyor. Ve bihi ekulu, ve böyle hikmederim min tarikin nazar. Kıyasa yapılırsa, kıyasa bakılırsa, bir adam sağlığında vekfettim dedi mi, onun mülkiyet elinden çıkar. Ben de bunu kabul ediyorum dedi imam-ı tahavi. Ki İmam Ebu Yusuf'un kavli bu. La min tarikil asar. Hadis tarikiyle değil. Çünkü hadisler muhtelif. Hadis tarikiyle değil de kıyas tarikiyle böyle derim. لَاَنَّ الْآثَارَ فِي ذَٰلِكَ Bu mesele hakkındaki hadisler. قَدْ تَقَدَّمَ وَصْفِي لَهَا Onları ben nasıl vesfettim, o tekadüm etti. Ve beyan-ı me'aniha, manalarının beyanı da. Ve beyan-ı me'aniha, manalarının beyanı da tekadüm etti. Ve keşf-ü vücuhiha, onların vecihlerinin keşfi izahı da tekadüm etti. İmam-ı Azam'ın delili var. İmam-ı Ebu Yusuf'un delili var. Nekil itibariyle muhtelefun fi, bir adam vekif yaptım demekle mülkiyet onun elinden çıkar mı çıkmaz mı muhtelefun fi. Fakat kıyasa gelirse çıkması lazım diyor. Kıyasen çıkar. Vekfettim dedi mi çıkar. Fe in gâle gâilun, bir adam dese ki efe tehrucul ardu yer çıkar mı bil vukufi vekfide min milki rabbiha, sahibinin milkinden. Bi vakfihi iyyaha, onu vakfetmekle. La ila milki malikin, bir malikin milki olmayarak olur mu? Bir adam dedi ki ben bunu vakfettim, milkiyet ondan çıkarsa. İkinci sahibi kim oluyor? Malik yok. Bu olur mu? Olmaz. Ya kendi milkiyetinde olacak, ya başkasının milkiyetinde olacak. Vakfettim demekle olmaz. Kıyle lehu, adama denilir ki ve ma tünkiru min hada, bunu niye inkar ediyorsun? Fakat ittifakta ente ve hasmike, sen ve senin hasmin ittifak ettiniz ki bir adam kendi yerini mescit yaparsa, Müslümanlara mescit derse, kendi mülkiyetinden o mescit çıktı mı çıkmadı mı? Çıktı. İkinci sahibi kim oldu? Hiç kimse. Bir kimse gelip de bu mescidi filan vakfetmiştir, benim mülküm oldu diye dava edebilir mi? Edemez. Ve yuhalla beynehum ve beynaha. Öyleyse o mescid ile Müslümanların arası tahliye edilir. Yani ben bu mescid kıldım, gelin namaz kılın. Kendi mülki değil de çıktı. اَنَّهَا قَدْ خَرَجَتْ بِذَٰلِكَ مِنْ مِلْكِهِ O vakfetmekle onun mülkinden çıktı. Kimin mülküne çıktı? La ilahe mülkü maliki. Hiçbir adamın mülküne çıkmadı. Maliki yok. وَلَاكِنْ اِلَى اللّٰهِ اَزَّ وَجَلْ Allah için çıkmış oldu. O mescid fi sebilillah oldu. Hiçbir kimse hak dava edemez. Bitti. Maliki kim? Maliki yok. Fi sebilillah. Bunda ittifak ettiniz. Binaenaleyh bir adam da yerini vakfederse bu da onun gibi. Nasıl mescidi kendi mülki vakfetmekle kendi mülkiyetinden çıkardıysa, bir evi de bir yeri de vakfetti mi o da böyle çıkar. Niye bunu inkar ediyorsun diyor. Yani onun inkar etmesi malik sahip olmayan yer olmaz. İlla bir sahip olacak. Onunla diyoruz ki sahibi Allah. فَالَّذِي يَلْزَمُ مُخَالِفَكَ Senin muhalifine lazım olan şey فِي مَحْتَجَجْتَ عَلَيْهِ anın aleyhine getirmiş olduğun hüccette بِمَا وَسَفْنَا bizim vesfettiğimizle يَلْزَمُكَ فِي هَذَا مِسْلُهُ Bu meselede de lazım gelir. Yani sen diyorsun ki bir yeri vakfetti mi kendi mülkiyetinden çıkardı sahipsiz kalır. Bu olmaz. Öyleyse bu mescitte de öyle oldu. Mescitte de adam mescidi yaptı, mülkiyetini kendi mülkiyetinden çıkardı. Kimin sahibi oldu? Yok başka sahibi. Bunun gibi oldu. Demek ki bu mesele doğru. Sen bak burada diyorsun ki mescitte caiz. Mescitte caiz olursa
Başka yerde de caiz. Fe'in gâle gâilun, bir adam itiraz etse dese ki فَمَا مَعْنَى نَهْيِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَبْسِ. Peki Peygamber Efendimiz haps yapmayın, vakıf yapmayın. اَلَّذ۪ي رَوَيْتَهُ عَنْهُ. Yetekim Resulullah Efendimiz'den rivayet eyledin. Fi hadisi İbn Abbas radıyallahu anh ve Abdullah İbn Abbas'ın hadisinde dedi ki, o rivayet etti ki Peygamber Efendimiz buyurdu ki لَا حَبْسَ بَعْدَ الْفَرَائِدِ. Farz, farizeleri yani miras miktarlarını beyan eden ayetler nazil olduktan sonra vakıf lüzum yoktur. Ya bunun manası ne? Resulullah Efendimiz nehyediyor. Buna ne diyeceksin? قِيلَ لَهُ. Ona cevaben denilir ki قَدْ قَالَ النَّاسُ ف۪ي ذَٰلِكَ قَوْلِي. Ulema bunda iki kavul söylediler. اَحَدُهُمَا قَوْلٌ بِلِسِ الْقَوْلُ الَّذ۪ي ذَكَرْنَهُ. Biz onu zikreyledik. اِنْدَ رِوَايَتِنَا اِيَّهُ. Bu hadisi rivayet ederken rivayet ettik ki farz hisseleri beyan edilmezden evvel insan oğluna, kızına, ailesine yani kendi mirasçılarına bir şey vakıf bağışlardı. İşte onun için dediler ki binaenaleyh miras ayetleri nazil olunca herkesin hissesi beyan edilince Peygamber Efendimiz buyurdu ki ya daha vakıfe lüzum yok. Bir kendi veresesine ne diye vakıf yapacak? Allah-u Teala hissesini beyan eyledi. Birisi bu. Vel ahar öteki de اَنَّ ذَٰلِكِ bu اُرِيدَ بِهِ bununla murad edildi. مَا كَانَ اَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَفْعَلُونَهُ. Cahiliye zamanında birçok şeyler yapardılar. Resulullah Efendimiz onları nehyetti ki لَا حَبْسَ بَعْدَ الْفَرَائِزِ. Allah-u Teala'nın farzları beyan edildikten sonra habis, vakıf yok. Neydi o cahiliye zamanında yaptıkları şeyler? مِنَ الْبَحِيرَةِ وَالسَّائِبَةِ وَالْوَصِيلَةِ وَالْحَارِ. Onlar vakıf yapardılar. Onları ne derdiler? Behire, saibe, vasile, ham derdiler. Resulullah Efendimiz bunları nehyetti ki Allah-u Teala tarzları beyan ettikten sonra bunlara lüzum yok. İkinci kavul de bu. Behire ne demek? Kur'an-ı Kerim'de var ya مَا جَعَلَ اللّٰهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَسِيلَةٍ وَلَا حَامٍ. Cenab-ı Hak böyle bir şeyler kılmadı. Cahiliye zamanında kafirlerin kendi uydurmaları. Behire diyor ki bir deve 10 tane yavru getirir. 10 tane yavru getirdiler mi dediler, derler ki bu vazifesini yaptı. 10 karında 10 batın yani olur ki çift yavru doğurursa ona gene bir batın derler. Mesela senede bir mi, iki senede bir mi deve doğuruyor. Öyle 10 karında yavru getirirse bu artık bitti. Bunu serbest bırakmalı. Serbest bırakır. Onun kulağına işaret vururlar, bırakırlar. Ona kimse binmez. Yük vurmazlar. İstediği gibi serbest gezer. O oldu vakıf. Cenab-ı Hak diyor ki böyle bir şey yoktur. Bir bu. Sahibe diyor, adam diyor ki ben sefere gitmiş. Seferden sağ selamet evime yetişirsem sen. Yahut akrabamdan filankesi seferde, filankesi. Eğer o adam gelirse, yahut da hastelikten iyi olursam, yahut da filan iş meydana gelirse, ben devemi vakfedeceğim, serbest bırakacağım. Ona da sahibe derler, serbest bırakıyor. Niçin? Ve Allah için bir iş yapıyor, hastelikten iyi olmuş ya, yahut da seferden gelmiş ya, deveyi serbest bırakıyor. O da o serbestle o deveye ne kimse biner, ne ki yük yüklerler, istediği yerde otlar, istediği yerde gider, kimse sahip olmaz. Vakıf olmuş oldu. Bu da sahibe. O deveyi sütünü salmazlar, binmezler, yavrusunu almazlar. Vasile. Vasile de yok. Diyor ki vasile, bir koyun doğurduğu vakıtta erkek ise derler ki bu putlarındır, senemindir. Kendi alihelerine koyulur. Erkek ise puta kurban keserler. Dişi ise kendileri eyler. Yok, iki yavru getirdiyse koyun. Erkek bir de dişi getirirlerse derler ki bu vasıl etti. Vasile demek birbirine bitişirdi. Baksana bu bir erkek doğurdu, bir de dişi doğurdu. Erkeğin peşinden dişi geldiğinden dolayı bu vasıl oldu. Öyleyse kurban kesecektiler ya erkeği. O dişi geldiğinden dolayı onu da kesmezler. Niye?
o dişi yavruyu, erkek yavruyu kurtardı. Kurban olmadan kurtardı. Onu vasfetti. Onu boğazlamazlar. İşte buna da vesile diyorlar. Bu da yok. Bu da yok. Sonra bir daha bir deve, bir devenin sülalesinden, erkek devenin sülalesinden 10 tane yavru geldi mi 10 batında. Ha derler ki hema zahrehu, artık bu arkasını himaye etti. Yani bak bunun şeysinden ne şeysinden suyundan 10 defa alındı, yavru alındı. Öyleyse daha buna hacet yok. Bunu da serbest bırakın. Serbest istediği gibi yesin, içsin, geçsin. Buna da ham. Bunları Cenab-ı Hak Teala Hazretleri diyor ki cahiliyet adetidir. Bunlar yok. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem la habse ba'del ferayi demesi bu. Allah-u Teala farzları beyan ettikten sonra bu gibi adetler yok. Bazıları da böyle tefsir ettiler. Ayette de var. فَكَانُوا يَحْبِسُونَ مَا يَجْعَلُونَهُ كَذَٰلِكْ كَذَٰلِكْ İşte bu söylediğimiz gibi cahiliyette bunları vakıf yapardılar. فَلَا يُورِسُونَهُ أَحَدًا Bu behire, saibe, vesile, ham hangisinden olursa olsun vereseler onu mirasa koymazdılar. Miras yapmazdılar. فَلَمَّا اُنْزِلَتْ سُورَةُ الْفَرَائِدِ Evet, farz miktarları beyan edilen ayet ki Sure-i Nisa nazil olduktan sonra ve beyyenel Allahu azze ve celle fiha'l mevaris. Cenab-ı Hak orada miras miktarlarını da beyan ettikten sonra ve kasemel emvale aleyha, malların teksimini de o şekilde beyan ettikten sonra evet, mesela kadına ne kadar kalacak, oğula ne kadar kalacak, kıza ne kadar kalacak orada beyan ediyor. Bunları beyan ettikten sonra kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz buyurdu ki la hapse, bundan sonra artık hapis yok. Yani böyle sizin yaptığınız gibi vesile, sahibe, behire, ham, böyle bir şey yok. Bitti, Cenab-ı Hak hepsini beyan eyledi. Bu ikinci kavl, ama birinci kavl diyor ki miras ayetleri nazil olmazdan evvel oğluna bir şey vakfeder, kızına bir şey vakfeder, ailesine bir şey vakfeder. Çünkü miras ayeti nazil olmamış, bilinmiyor. Adam kendi vereselerini mahrum etmemek için bağış yapardı. Miras ayeti nazil olunca hepsinin hissesi beyan edildi. Bir adam öldüğü vakitte karısına ne kalacak? Evladı varsa 1/8 yoksa 1/4. Bit, onun hissesi o kadar. Oğlu kızı ikisi olursa veli zekeri müstehazülün seyyin. Bir kızı olursa yarı malı alır. İki kızı olursa oğlan yok. 2/3 alır. Gerisi işte ona göre feraizi beyan etti. Öyleyse daha vakıf yok. Birinci kabul doğru. Sümme tekellemellezine ecazu, caiz görenler konuştular. Es-sadakatil mevkufati fiha, vakfedilen sedekeleri caiz görenler ki bir adam sedeke dedi, vakfetti mi? Evet. Bu kendi milkinden çıkar. Ba'de tesbiti miyyaha, onu tespit ettikten sonra ala ma zekerina, bizim zikrettiğimiz gibi. Bir adam vakfetti mi, bu sadaka oldu, milkiyeti onun milkinden çıktı. Böyle diyenler de ikiye ayrıldılar. فَقَالَ بَعْضُهُمْ بَعْسِ dediler ki هِيَ جَائِزَةٌ Bu caizdir. قُبِدَتْ مِنَ الْمُسَدِّقِ بِهَا اَوْلَمْ تُقْبَدْ İsterse ondan kabul etsinler, isterse etmesinler. Yani o adam ayırmış olduğu şeyi götürdü, verdi, isterse vermedi. Bu sadakadır, bitti. Verilsin, verilmesin. Bir kısım böyle dedi. Ve mimmen kâle bizâlik Ebu Yusuf rahmetullahi aleyh. İmam Ebu Yusuf böyle dedi. Bir adam vakfetti mi, ister bir mütevelliye teslim etsin, bir nazire teslim etsin, isterse etmesin. Bu kendi milkinden çıkmıştır. Ve kâle ba'duhum, bazıları da dedi ki la yunefizuha, onu tenfiz etmez, hatta yukhricaha min yedihi, elinden çıkarmadıkça. Ve yakbidaha minhu gayruhu, başkasının elinden almadıkça. Hele vakfettim demekle olmaz ya. Onu götürecek. Bir mütevelli, bir nazir tayin etmiş ya, onun eline teslim edecek. O da teslim alacak ki bu vakıfta kendi mülkiyetinden çıkmış olsun. Ve mimmen kâle bihâdel kavl, bu kavliyle hükmedenlerdendir İbn-i Ebi Leyla ve Malik ibn Enes ve Muhammed ibn Hasan rahmetullahi aleyhim. Bu üçü de böyle diyor. İbn-i Ebi Leyla, İmam Malik, İmam Muhammed. Bir adam vakfettim demekle kendi mülkiyetinden çıkmaz, mütevelliye teslim etmedikçe. Başka birisi teslim alırsa olur. Ama İmam Ebu Yusuf diyor ki hayır, teslim alınsın, alınmasın.
kendi mülkünden çıkmıştır. Öyleyse şimdi bu iki kavlün hangisi daha kuvvetlidir? فَحْتَجِنَا اَنَّنْ فُرَفِي ذَلِكُ Buna nazar etmeye mühtaç olduk. لِنَسْتَخْرِجَ مِنَ الْقَوْلَيْنِ قَوْلًا صَحِيحًا Bu iki kavlden sahihini bulalım. فَرَئِنَا اَشْيَاءَ Biz bir takım şeyler gördük ki يَفْعَلُوا الْعِبَادِ Kullar işler. عَلَى دُرُوبٍ Durum, yani şekiller üzerine gördük. Kulların işledikleri eşyaya baktık ki onlar da çeşit çeşit. فَمِنْهَا Onlardandır. Kulların işlediği efaldandır. اَلْاِتَابُ Köle azat etmek. مُنَفَّذُ بِالْقَوْلِ Köle azat etmesi söz ile tamam olur. Teslime lüzum yok. Köleye azat ol dedi mi? Köle azat oldu. Hayır efendim, köleyi götürüp de birisine teslim edecek böyle bir şey var mı? Yok. Bitti. İşte burada teslime lüzum yok. لَاَنَّ الْعَبْدَ اِنَّمَا يَسُولُ مِلْكُ مَوْلَاهُ عَنْهُ اِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلْ Sen azat ol dedin mi, onun milkiyeti efendisinden çıktı. Kime gitti? Allah'ın kulu oldu. Herkes de zaten Allah'ın kulu. وَمِنْهَ الْهِبَاتُ وَالصَّدَقَاتُ Bir de kulların işledikleri hibeler var, sedekeler var. Bağış yapıyor. Bunlar la tunaffadu bil kavli söz ile bu tenfiz edilmez. Hatta yekuna ma'hu al qabdu min allazi mallakaha lahu. Kime veriyorsa o hibeyi ona götürecek, verecek ki bunu ben sana hibe ettim. O adam da alacak ki tamam ola. Şimdi adama diyor ki ben sana evimdeki saati bağışladım. Getirip de teslim ettin mi? Yok. Sözünen olmaz ki, bu getirip teslim edeceksin. Yahut da filan dükkanı sana bağışladım. Anahtarını götürüp vereceksin. Hadi tamam ola. Sadaka. Ben sana 5000 riyal sadaka ettim. Getirdin adamın eline verdin mi? Yok. Bu sözüyle olmaz. Bunlar da kabız şart. Demek ki insanların yapmış oldukları eşya fiiller iki türlü. Bir kısmında sözüyle oluyor, bir kısmında sözüyle olmuyor. İlla kabız da lazım. Bir vakıf hangisine yakın? Şimdi buna bakacağız. Bu ikisinden hangisine benziyor? فَاَرَتْنَا نَنْزُرَ حُكْمَ لَوْقَرْ Vakıfların hükmüne nazar etmek murad ettik ki بِاَيِّهَا هَيَ اَشْبِ Hangisine benziyor? فَنَعَطِفُهُ عَلِمْ Ona atfedelim. Köle azat etmeye mi benziyor? Sedaka vermeye mi benziyor? فَرَيْنَا الرَّجُلَ Biz adamı gördük ki اِذَا وَقَفَ اَرْضَهُ اَوْدَارَهُ Yerini yahut evini vakfetti mi? فَاِنَّمَا يَمْلِكُ Malik olur. اَلَّذ۪ي اَوْقَفَهَا عَلَيْهِ Kime vakfetmişse o malik olur. Neye? مَنَافِعَهَا وَاَوْمْ مَنْفَعَتْ وَرْمَ Adama diyor ki bu evi sana vakfettim. Vakfettim demekle o adamın mülkü oldu mi? Satabilir mi? Satamaz. Mülk olsa satar ama satamaz. Ya neyine menfaat o? O evin menfaatine malik oldu. Adam ona vakfediyor ki bu evi sana vakfettim. Yani mülkiyetine sahip değilsin. Yalnız menfaatine sahipsin. وَلَمْ يَمْلِكْ مِنْ رَقَبَتِهَا شَيْئًا O vakfın, o ev olsun, yer olsun, onun asıl kendi mülkiyetine malik olamaz, rakabesine, menfaatine malik olur. اِنَّمَا اَخْرَجَهَا مِنْ مِلْكِ نَفْسِهِ اللّٰهَ اَزَّ وَجَلْ Peki o adam vakfettim demekle kendi mülkiyetinden çıkardı. Ya kimin oldu? Allah'ın mülkü oldu. فَسَبَتَ Sabit oldu ki اَنَّ ذَٰلِكْ Bu نَزِيرُ مَا اَخْرَجَهُ مِنْ مِلْكِهِ اِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلْ İşte vakıflar da bunun gibi oldu. Evet. فَكَمَا كَانَ كَذَٰلِكْ Bu böyle olduğu gibi لَا يَحْتَاجُ فِي اِلَى قَبْضٍ مَعَ الْقَوْلِ Sözünle beraber kabza hacet yok. Bir adam bir evi birisine vakfederse, filan kese vakfettim derse bitti. Tamam oldu. Kabız şart değil. كَانَ كَذَٰلِكَ الْوُقُوفِ Vakıflar da böyle oldu. لَا يَحْتَاجُ ف۪يهَا اِلَى قَبْضٍ مَعَ الْقَوْرُ قَوْلَ beraber kabze lüzum yok. İmam-ı Bişr'ün kavli. O ki vakfettim dedi, vakıf oldu. Yani vakıf iki türlü. Bir var ki bir şahsa vakfediyor. O şahsa teslim etmemiş, sahih olmuyor. İlla o adamın kabzetmesi lazım. Ama eve teslim aldığı vakitte onun menfaatine malik, mülkiyetine değil. Ha, mülkiyetine malik olamıyor. Niye? Mülkiyeti Allah'ın oluyor. Öyleyse bir adam sözüyle ben evimi fi sebilillah vakfettim dedi mi bitti. Söz kafi, kabız lüzum yok. Ve hüccetun ukhra diğer bir delil de ennel kabda kabız lev evcebnahu onu vacip kılsaydık vakıfta fe innemâ kânel kâbidu kâbidu kabziden olurdu. Yakbidu kabzeder olur. Mâ lem yemlik malik olmadığı bir şeye.
bilvakfı vakıf sebebiyle. Peki, sadaka verdiğin vakıfta bir adam fakire veriyorsun, fakir o sadakayı aldığı gibi onun mülkü oluyor mu, olmuyor mu? Oluyor. Ha, demek ki fakir o sadakayı alıyor, ona malik oluyor. Bu vakıfta olmuyor ki. Adama diyorsun ki ben bu evi sana vakfettim. Ne? Bu adam neyi kabz edecek? Kendisinin değil ki. Kendisinin değil. فَقَبْدُهُ اِيَّاهُ O vakfolunan adamın onu kabz etmesi وَغَيْرُ قَبْدِهِ kabz etmemesi اِيَّاهُ o şey sevabı müsavidir. Ha kabz etsin, ha etmesin. Niye? Öteki adam vakfettim dedi, kendi mülkiyetinden çıkardı. Belki de zaten onun rekabesine malik değil, menfaatine malik. Ha kabz etmiş, ha etmemiş. Müsavi. فَسَبَتَ بِمَا ذَكَرِنَا bizim bu zikrettiğimizde sabit oldu. مَا ذَهَبَ اِلَيْهِ اَبُوْ يُسُفْ İmam Ebu Yusuf'un zahib olduğu sabit oldu rahmetullahi aleyh. Yani onun mezhebi İmam-ı Tahavi indinde tecrüb oldu. İmam Ebu Yusuf'un kavrunu aldı ki vakfettim demekle bitti, vakıf oldu. Fakat İmam-ı Azami niye böyle dememiş? Şimdi İmam-ı Tahavi İmam-ı Azami'nin iştihadını almamış. Almamış, İmam-ı Yusuf'un iştihadını almış. Yani niçin? Ulema-i Ahnaf sonradan gelip diyorlar ki İmam-ı Azami bunda haklı. Niye? İnsan nefsine mehkum olur. Bir şeyi vakfeder. Ondan sonra biraz sonra cayar. Ulan ben niye vakfettim bunu ya? Aklım yok mu? Ben, bak milkim elimden çıktı. Bizim Ebdüsselam Hüseyin'e Allah selametini versin. Ribatı yaptırdı. Peşiman oldu. Ben niye yaptırdım? Kim diyor 3 milyon parayı sarf et? Bir senedir onunla uğraşıp duruyor. Şeytan gelip mücadele ediyor. Şimdi bu İmam Ebu Yusuf'un kavline, İmam-ı Asem'in kavline göre dönebilir. Ebu Yusuf'un kavline göre dönemez. İmam-ı Azam de diyor ki öyleyse bu adam pişman olursa dönebilir. Öyleyse bunun daha sağlamı dönmemesi için ona bir nazir tayin eder. Nazire teslim eder. Hakim de hükmeder, daha dönemesin. Yoksa adam döner. Vallahu Teala alem ve sallallahu aleyhi ve sellem.